Şimdi kremle başlayalım. Kremle başlıyoruz ama kremden önce şu lapayı yapmamız lazım. O bizim kaplıcayı bir gösteriverseniz, kaplıcayını bir gösteriverseniz hemen kaplıcadaki şeyi. Şimdi dayanabildiğiniz kadar sıcak su alacaksınız. Sıcak su hazırlamıştık. Ha, sıcağımız orada. Sıcak suyu aldık. Bir leğenin içine koyacaksınız kardeşlerim. Leğenin içine koyacaksınız. Bir şey sandalye getirir misin? Bunu biraz yukarı çıkartmış olalım. Evet, çıkaracağız şimdi. Daha çok görelim yani. Geldi mi sandalyem? Bakın kardeşler, bu banyo çok önemli. Çok farklı bir banyo. Şimdi bunun içine kadar dayanabildiğin kadar sıcak olacak. Bu çok önemli. Sıcak olacak bu su. İyice sıcak olacak. Bunun içine bir tutam biberiye, bir fincan kadar biberiye atacağız. Ben göreyim onu hocam, evet, şöyle. Biberiye atacağız. Biz de göstermiş olalım. Önce biberiyemize. Biberiye ne yapar? Biberiye oradaki kan dolaşımını hızlandırıp oradaki dokuları canlandıracak. Papatya atacağız. Papatyanın içindeki doğal aromatik kokularla oradaki enfeksiyon iltihaba mani olacak. Isırgan oradaki dokunun, yani oradaki damarın toparlanmasını sağlayacak. Hepsi bunlar, yalnız dikkat edin, aromatik özelliklerinden, yani buharından yararlanacağız bunların. Isırgan attık ve bir mucize. Ne bu mucize? Hemoroid için, varis için dünyada bütün kremlerde kullanılan at kestanesi. İnanılmaz bir mucizedir. At kestanesinin tozunu. Evet. Onu da atalım. Şimdi ne yaptık kardeşler? Bunun neler var şimdi? 2 litre suya, sıcak suya. Çok sıcak suyun kadar. İçine ne koyduk? Bir fincan ısırgan otu, bir fincan biberiye, bir fincan papatya, bir fincan da biberiye. Biberiye at kestanesi. Ha. Şimdi burada buhar çıkmaya başladı bacılar. İşte bu buhara poponuzu tutmamanız lazım. Poponuzu tutmanız lazım. Bu sıcaklık sizin o bölgeyi canlandıracak. Çok güzel böyle karıştırdı kardeşim. Bakın şöyle bir ısısı çıkıyor bunu yukarıya doğru. Oo, çok sıcak. Heh. Kaplıcaya gitmiştim ben. Denizli'de bir kaplıcaya gitmiştim. Kaplıcaların çoğunda var böyle. Bir boruyla vermişler eskilerde tedavi için. O kaplıcalarda boruya şey yapıyorsunuz. O görüntüyü gösterebilir şimdi biraz sonra. Hocam şöyle durun. Siz yukarıdan görüyoruz bunu. Tamam. Peki bunu ne kadar karıştıracağız? Bunları koyduk. Tamam, karıştırdık. Hemen üstüne denk hemen, hemen başlayacağız. Şimdi onu gösterecektim. O yüzden bakın böyle. Yalnız dikkat edin, kendinizi yakmayın. Tamam. Bakın böyle tutup poponuza iyice o buharı hissetmeniz lazım. Kardeşler ben bunu söyledim. Geçen hafta bana inanılmaz telefonlar geldi. Telefonlardan bir tanesi de dedi ki hocam çok haklısınız. Çok büyük dert. Bunun dedi özel klozete takılan küçük aparatları de var, haberiniz olsun dedi. Bu karışımı dedi ben yapıyorum sizden ama dedi klozete takılan eczanelerde falan satılan küçük aparatları da var, aklınızda olsun dedi. Yani leğenle yapmak zorsa onu da kullanabilirsiniz. Yani bakın bu karışımın buharı çok önemli, çok önemli, çok önemli. Peki bunun buharı ne yapıyor? Buharı ne yapıyor? O damar yapılanmasını. Oradaki damarın. Daha doğrusu oradaki sfinkteri gevşetiyor. Kaslar gevşiyor. Kaslar gevşeyince orası yumuşuyor. İşte orası yumuşayınca ben size şimdi krem yapacağım. O kremle yavaş yavaş içeriye oturtacağız damarı. Bu hem tedavi edici özellikle bir fayda sağlayacak, hem de ki oradaki damarların toparlanması sağlayacak. Bir daha söylüyorum. Sıcak su, biberiye, papatya, at kestanesi. Bunu güzelce ısırgan yaprağını kullanacaksınız. Ben bunları bulamıyorum. Zor diyenler sadece sıcak su da olabilir. Sıcak Allah su Allah. İçine koymak da olabilir ama. Hala sıcak ve hala buharı çıkıyor bu arada, evet. Elimde. Yalnız bunu leğen de, bence leğen değil de böyle altı geniş üstü dar bir şeye yapmak lazım bunu. Biz buradaki. Kova mı? Ha kova daha kova doğru daha ya. Daha güzel olur. Ha, kovaya bravo. Daha güzel oturabilirsiniz. Biz niye kovada yap? Kovamız yok mu bizim? Kovada da yapabiliriz. Kovada da. Biz burada elimizdeki imkan bu diye bunu gösterdik. Önemli olan bunun buharını göstermek size. Aynen. Onu anlatmaya çabalıyoruz. Şimdi bunun profesyonel hali. Var. Yıllar öncesinde yapılan hali. Heh. Kaplıcalarda oturma Heh. Banyosu. Onu gösterelim. Nasıl de. Yapıyorlarmış? Buyurun bak, izleyelim. Görelim. Sonra kremini yapacağız hemoroidin. Tamam. Sevgili kardeşlerim bu da ne? Burası da hemoroidin, kadın hastalıklarının en doğal tedavi bölümü. Kaplıca suyunun buharı buradan çıkıyor. Siz de geliyorsunuz bu şekilde. Hastalıklı bölgenizi, yani hemoroid olan bölgenizi tutuyorsunuz ya da kadın hastalıklı bölgesini tutuyorsunuz. Ama inanın tutulmuyor sevgili seyircilerim. İnanılmaz sıcak. Buradan bayağı sıcak tutuyor. Bakın böyle durduğunuz zaman hemoroide hakikaten iyi geliyor.
Çünkü sıcak zaten kaplıcada, suyun dışında sıcak da hemoroide iyi gelir. Ama bir de kaplıca suyunun buharı olduğu için de mükemmel bir şekilde rahatlıyorsunuz. Böyle kapısı kapatıp böyle doğal bir şekilde hemoroid tedavisi de bu şekilde oluyor kardeşlerim.